Asr suresinde Allah Teala diyor ki: "Vel asr innel insane lefi husr illellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr." Sadakallahu lazim. Yani Allah Teala diyor ki asra yemin olsun. Asır derken 100 yıl, ikinci bir manası da ikindi vakti. Allah Teala vakte, zamana yemin ediyor. Yemin ederken de hem 100 yıla, biz şu anda bulunduğumuz 100 yıl var, hem de ikindi vaktine işaret edilir ki, yok, bakın kullarım, içinde bulunmuş olduğunuz zamana yemin ediyorum ki vel asr innel insane lefi husur. Yani muhakkak ki insan da hüsran içindedir. Hitap ederken insanlığın tamamına hitap ediyor Allah Teala. İnsanlığın tamamı hüsran içindedir. İllellezine amenu. Sonra illa diyor. İllellezine amenu. İman edenler müstesna. Sonra ve amilus salihati, salih amel işleyenler, ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr. Hakkı ve sabrı tavsiye edenler, iman edip salih amel işleyenler müstesna. Biz hakkı ve sabrı tavsiye ederken günümüzün teknolojisiyle insanlığa ulaştırıyoruz. Yani neyle? YouTube'la. Başka? Spotify'la. Web sitemizle. Mobil uygulamasıyla. Yani bizim üzerimize düşen çok büyük bir görev var. Sakın yaşım küçük, ben gencim diye düşünmeyin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaki bütün sahabeler 20 yaşın altında genelde. 20 yaşın altındaki gençlerdi. Vali olarak atadığı Muaz bin Cebel, koskocaman Türkiye gibi düşün bir ülkeyi vilayet olarak yönetmek için Efendimiz onu ne yaptı? Tayin etti. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han diyoruz ya, kaç yaşındaydı? 18. İşte yani 14 yaşında tahta çıkartılıyor. Ondan sonra ne yapıyor? Babasına emrediyor. Diyor ki eğer ben diyor padişahsam döneceksin, ordunun başına geleceksin, emrediyor. Sonra 20 yaşında diyor ki bak, daha o zaman ordu yağı hazırlatıp diyor ki ben diyor Konstantinopolis'i fethedeceğim. O zamanın paşaları, padişahları, vezirleri neyse diyor ki yani sen çocuksun, otur yerinde tabiri caizse. Ah de diyor, Allah'a söz veriyor. İradesini ortaya koyuyor. Allah'tan yardım istiyor. Sonrasında ne oldu? O zamanın en büyük teknolojisi dediğimiz o topları döktürdü. Topları döktürdükten sonra ne yaptı? İstanbul'u fethetti. Allah Resulü'nün övgüsüne mazhar oldu. Bugün biz bile bir yerde bahsederken ne yapıyoruz? Onlarla övünüyoruz, doğru mu? Hala daha övünç kaynağımız onlar bizim. İşte siz de her birinizde birer Muaz bin Cebel, birer Hazreti Ali radıyallahu anhüm, bir Fatih Sultan Mehmet Han'sınız. Bunu aktif olarak yani hayatımıza dökebilmemizin de kaynağı işte burası. Ama bizim bir farkımız var. Bu farkta biz normal İslam ilimler, fıkıh, tefsir, akaid, bunlardan ziyade hal ilminden bahsediyoruz. Şu anda günümüzde olmayan, yani var ama bu şekilde sinerji oluşturup insanlığa aktaran yok. Ve ne yapıyoruz? Biz şimdi aleni şekilde bunu anlatıyoruz. Anlatırken bizim üzerimize çok büyük görev düşüyor. Hani az önceki ayetlere binaen Allah-u Teala'nın aslında bizden istediği var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, benim ümmetim ne olacak ya Rabbi dediği zaman ne yapıldı? 5 vakit namaz verildi. Nafile namazlar verildi. Kadir gecesi verildi. Bak bu ümmetin farkı var. Ama asıl en büyük fark, siz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz. İşte bizim hayırlı olmamızın sebebi işte şu yaptığımız çalışma. Şöyle düşünsenize. Kaç yaşındasın sen? 18 yaşındasın. Senin gibi bir düzine gencin hidayetine, şifasına vesile olduğunu. Yarın bir gün ruhu mahşere çıktık. Allah-u Teala'nın huzuruna çıktık. Ya Rabbi yalnız senin rızan için yaptım. Şimdi namaz kendim için. Oruç kendim için. Zekat kendim için. Zikir kendim için. Ama Allah rızası için işte bu adımın sebebiyle birisi hidayet bulsa, o biri de binlerine sebep olsa, yarın mahşer yerine çıktığın zaman diyeceksin ki ya Rabbi ben hac yapmadım, umre yapmadım. Allah Teala meleğiyle nida edecek. Diyecek ki kulum sen şuna vesile oldun, hidayetine sebep oldun. O da işte binlere sebep oldu. Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bir kişinin hidayetine vesile olman dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Biz bu mantık çerçevesinde hizmetimizi yapacağız. Yani Allah Teala'nın ayet-i kerimede buyurduğu gibi salih amel işleyenler, tamam, iman ettik, değil mi? Salih amel, 5 vakit namazımızı kılıyoruz, doğru. Sonrasında İşte hakkı ve sabrı tavsiye edenler. Herkes kendi yeteneğine göre. İşte sizin de bu alanda gelişip, çünkü biz o geçen hafta söylediğim ayet gibi
اَسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ İşte o öncüler var ya diyor Allah-u Teala, o önden gidenler, hayrın temelini atanlar. Onlar اُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ Allah'a yakın olanlardır diyor. Şimdi biz Allah'a yakın olmayı istiyor muyuz? İstemeyen var mı? Allah-u Teala yakın olmanın sırrını Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiş. Yani bir şeyin öncüsü olacağız. Yaparken de Allah rızası için yapacağız. Gayretimizi göstereceğiz. Çünkü o Allah-u Teala bir kere anlamak lazım. Yani Allah-u Teala tanımak lazım. Hakkıyla tanımak lazım. Diyoruz ya Allah-u Teala yediren, içiren, uyutan, öldüren. Ayet-i Kerim'de öyle buyuruyor Allah-u Teala. Ağlatan da odur, güldüren de o. Yediren de odur, içiren de o. E şimdi gece yatıyoruz, uyuyoruz, doğru mu? Uykuya daldın, yarı ölüsün. Ama sabah seni Allah-u Teala kaldırıyor. Sayısız nimetlerle seni donatmış. El, ayak, göz. Şimdi şu kameraları kullanıyoruz. Kameradaki piksel bir yere kadar, işte lensin gidebildiği yer bir yere kadar. Ama Allah-u Teala sana öyle bir göz yaratmış ki nereleri görebiliyorsun. Bir de Allah'ın rızası uğruna uğraşırsan görülemeyecek diğer alemlere ulaşıyorsun. Bugün millet uzaylıdan bahsediyor, uzaydan bahsediyor. E bugün biz neden bahsediyoruz? Bakın bize dışarıdan gelen kardeşlerimiz var istişare için. Bu ses kayıtlarını, sohbetleri attığımız zaman adam şaşırıyor ya. Siz diyor yani sırdan bahsediyorsunuz diyor. Bunların tamamı bir sırdır diyor. Maneviyattan sır. E bugün tutup da sen adama atomdan bahsediyorsun, proton, nötron diyorsun. Tamam diyorsun, bunun bir de altı var, sicim diyorsun. Hani o titreşim halleri yok mu? Bunu anlatırken bir de ayeti sen normal anlatıyorsun. Ses kayıtlarında var bu. Şimdi bütün kulları diyor, yaratmış olduğu bütün dağı taşı, ne var ne yok, gördünüz görmediğiniz her şeyi Allah'a zikretmekte. Sicim dediğimiz maddenin yapısı, tamam mı, titreşim halindedir. Bunu mutlaka araştırın, hepiniz de böyle bakın, titreşim halindedir. Bugün bilim adamları diyor ki o sicim, yani maddenin alt hali, titreşim dalgaları yayarak sanki bir zikir ediyormuş gibi o dalgaları oluştururken döner gibi, dönercesine. E bir de bunu dışarıdan gelip dinleyenler sicimin alt maddesini ilk defa buradan duyunca diyor ki burası haktır, hakikattir. Bakın biz ne, hangi bir ilmin içerisinde ve hangi konulardan bahsettiğimizin farkında değiliz. He. O yüzden iyi anlamak lazım. Bak atomdan bahsettik, protondan bahsettik, nötrondan bahsettik, atom altı çalışmadan bahsettik. Bugün ben seneler evvelinde bir tane filmde, adamlar bunu bilim kurgu filmlerinde anlatıyorlar. Ant-Man duydunuz mu? Karınca adam. Ne yapıyor? Düğmeye basıyor, tak atom altı çalışma diyor, küçülme diyor, doğru mu? Ama bunu zaten maneviyat bahsetmiş, bunu Allah dostları yapmış. Bugün Piri Reis diyoruz ya, Piri Reis'in bugün haritasını hala daha akıl sır erdiremiyorlar. O dönemde o şekilde ve o netlikte, bir de başka şu anda yeryüzünde bulunmayan adalardan bahsediyor. O adalardan bahsederken de şerh yapmış, altına açıklama yapmış. Demiş ki şu tarihlerde vardı, bu tarihlerde şu sonuçta şuna ulaştı. O bahsettiği adanın ortasında monolit dediğimiz, hani böyle yapı gibi düşün, yapı çizmiş. Çizdiği yapıyı bugün bilim adamları diyor ki evet diyor, baktığın zaman uydudan böyle bir şey var ama diyor kara olarak gözükmüyor. Denizin altındaki yapı olarak gözüküyor diyor. Şimdi düşün. Piri Reis'in dönemine bak. Çizdiği haritaya bak. Bunlar nasıl ulaştı? Nasıl ulaştı? Adamların bilim kurguda anlattığı gibi değil. Filmlerde anlattığı gibi değil. Allah-u Teala'nın vermiş olduğu ilimden. Hep diyoruz da istihare ediyoruz biz diye. İstihare dediğim, şimdi millet bunun diğer bir ismi var. Rabıta diyorlar. Rabıta Arapçada rabıt, bağlanmak demek. İstihare de bağlanıyorsun. Allah'tan istiyorsun. Verecek olan Allah-u Teala değil mi? Bir kere Allah-u Teala'yı iyi anlamak lazım. Allah-u Teala'yı iman noktasında iyi tanımak lazım. Esmalarından, sıfatlarından. Allah-u Teala her şeyi yoktan var edendir. E bir de varlığından bizi haberdar etmiş. Varlığından haberdar edip ikram etmiş. E bizleri imtihan ediyor. İmtihanla beraber sabır vermiş. Selamet vermiş. Allah-u Teala'nın isimlerine bakalım. İşte El-Mughni. Kendisi zengin olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan. Es-Samed. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp yarattığı bütün mahluklar ona muhtaç olan. El-Hay, Allah-u Teala diri. E sen de diri misin? Doğru mu? Allah-u Teala kendi esmasından sana bir tecelli vermiş, yansıma. Biz de diriyiz değil mi şu an? Ama ölüyoruz. Ama daima diri olan Allah-u Teala'dır. Allah-u Teala Es-Semi, yani her şeyi işiten. Sen de işitiyorsun, sen de işitiyorsun. Ama bir yere kadar, şu duvarın ardını işitmiyorsun. Ama Allah-u Teala yine sana o tecelliyi vermiş. Allah-u Teala El-Basir. Her şeyi kusursuzca gören. E sen de görüyorsun. Ama sana tecellisini vermiş. Bütün esmalarının kullarda tecellisi vardır. İşte o tecelliyi yakalayabilmek,
hak ve hakikati anlayabilmek adına biz buraya gönderildik. Ne buyuruyor Allah-u Teala hadis-i kutsi? Ben bilinmez bir hazineydim. Bilinmeyi murad ettim. Bütün mahlukatı yarattım. Mahlukat derken gök bir tane değil. Gökler var. Yer bir tane değil. Yerler var. Adem bir tane değil. Tamam, Adem babamız var. Ama Adem babamız gibi başka maddelerden olmuş Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu Ademler var. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri de öyle söylüyor. Yani şöyle düşünün. Gökler var. Mahlukat var. Allah-u Teala bir hazine, kendisini bilinmek istedi. Kendisinin övülmesini, tanınmasını istedi ve bütün mahlukatı bizleri yarattı. İşte Allah-u Teala tanımanın yolu, bulmanın yolu yeryüzü. Yani dünya, şu anki hayatımız. Anlamak için de önce zahiri ilim. İşte esmalarına bakacağız. Ayetlerden tanıyacağız. Efendimizin hadislerinden tanıyacağız. Sahabenin anlattıklarından tanıyacağız. Alimlerin anlattıklarına bakacağız. Ve sonra bize verilen bir ikram var. Bakın bu bizim özel olduğumuzdan değil ha. Bunu unutmayın. Ben her yerde söylüyorum bunu. Bu ilimde hizmet eden kardeşlerimize de söylüyorum. Hizmet edecek kardeşlerimize de söylüyorum. Biz özel olduğumuz için değil. Yani bizde ben bu ilim bende var, biz üstünüz değil. Allah-u Teala kullarına kulunun eliyle, vasıtasıyla, vesilesiyle ulaştığı için maneviyatın arasında bir telefon hükmündeyiz biz. Allah-u Teala nice mahluklar yaratmış, nice gezegenler yaratmış. Düşünün şimdi, yani dünya diyoruz, dünya güneşin yanında toz, minicik, zerrecik değil mi? Düşün, güneş böyleyken bir de Samanyolu galaksisi var, galaksiler var. Açılıyorsun, bilmem kaç bin ışık yılı gidiyorsun. Açıldıkça bakıyorsun, diyor ki bunun gibi bir sürü böyle Samanyolu galaksisi gibi galaksiler var. Allah-u Teala'nın kudretini anlamak lazım. Bulmak istersen hakikati Allah-u Teala sana bulduruyor. Demiş ya, istiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylarda mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin. Şimdi bizim derdimiz hakka varmak. Hakka varırken de saraylarda mermer olmayı, yani biz üstünüz, bizde özellik var değil. Sarayda mermer olmak değil mesele. Yani üstünlük değil mesele. Allah'ın vermiş olduğunu Allah-u Teala razı edecek şekilde kullanabilme. Verilen geri alınır mı? Alınır mı? Alınır. Veren Allah-u Teala. Aldı, verdi, alır. Aldı, tekrar yine verir. Ama buradaki kulun gayreti, imtihanda olduğumuzu unutmadan. İşte ben bilinmez bir hazineydim. Bilinmeyi murad ettim. Sözüne binaen biz de bunları anlayacağız. Hal ilminden bakacağız her olaya. Bizim derdimiz hal ilmi, günümüz teknolojisiyle, günümüzün telaffuzuyla metafizik yönünden bakacağız. Şimdi bir adamda sıkıntı var, problem var. Diyelim ki eşiyle problem yaşıyor. Bakacağız alt boyutunda ne yatıyor? Kur'an-ı Kerim'de, ayette, hadiste ne denmiş? Ayet hadisin de aldığımız bu ilimle beraber, algıladığımız kadarıyla, yorum katmadan, kalbimize düştüğü kadarıyla metafizik boyutundan bakacağız ve bunları insanlara anlatacağız. Şimdi bugün oturduk, biz fizikçi değiliz, doğru mu? Kuantum fiziğiyle ilgilenen bir bilim adamı da değiliz ama bahsettiğimiz konular bunlar. Bunu dışarıdan gelip dinleyen bir adam baktığı zaman diyor ki kardeşim siz necisiniz ya? Nesiniz ya? Biz de diyoruz ki biz hiçbir şeyiz. Kulların arasında bir telefon hükmündeyiz. Bunu yakalayabilmek işte o istiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almaya. Biz insanların gönlünü alarak, Allah rızası için gönül alarak, saraylarda da mermer olmayı talep etmeyerek, kimseden bir maddiyat beklemeden, bakın bu işin inceliği burada. Maddi bir karşılık yok. Çünkü peygamberler hep öyle dedi. Nebiler hep öyle dedi. Dedi ki biz sizden teşekkür dahi istemiyoruz. Biz sizden bir ecir beklemiyoruz. Yalnızca bütün alemleri sahibi olan Allah için size bunları anlatıyoruz. Bu ilmin sırrı da budur. Bakın sır istiyorsanız alemlerin Rabbinin rızası için kimseden bir şey beklemeden hizmet etmek. İşte böyle yaparsan işte o hakka varmayı buluyorsun. Çünkü niye? Gönül alıyorsun. İnsanların gönlüne hitap ediyorsun. İnsanların dertleriyle dertleniyorsun. Bazen yeri geliyor, senden büyük bir insan geliyor temsili. Edebini bozmadan üstten konuşuyorsun ama onun gönlünü yine alıyorsun. Niye? Çünkü diyor ki ya benim iyiliğimi istiyor. Şuradaki tamamen toplananların hepsi Allah rızası için bir başkasını düşünüyor. İşte kendinden ziyade bir başkasını düşünebilmek müminlerin sıfatıdır. Ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَعْمَنَّا. Arap, Arapça'da bedevi demek. Bedeviler Efendimiz'e geldi, dediler ki biz iman ettik. Hemen Allah-u Teala ayet yolladı. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا. Ey Resulüm de ki لَمْ تُؤْمِنُوا. İman ettik demeyin.
Velakin kulu eslemna. Deyin ki biz Müslüman olduk. Bakın. O zaman Bedeviler Efendimiz'i görüyor. Biz sana iman ettik ve mümin olduk deyince Allah-u Teala hemen ayırıyor. Ey Resulüm de. Daha mümin olmadılar. Onlar daha Müslüman oldular, teslim oldular. Biz Müslüman ve mümin sıfatı var. Biz Müslümanlar olarak mümin olabilme adına aldığımız, öğrendiklerimizi Allah rızası için paylaşıyoruz. İşte sosyal medya mecrası bu kadar önemli. Bir deccaliyet sistemi diyoruz ya, deccal. Bir deccaliyet sistemi var. Bu sistemin karşısında da mehdiyet sistemi diyelim. Karşılığında böyle bir sistem var. Yani kim Allah rızası için hak yolunda uğraşıyorsa işte o Allah-u Teala, Allah Resulü'ne ve onun yolundan gidenlere hizmet ediyor. Onun yolunda hareket ediyor. Kim de şeytan yani iblis, iblisin uşakları dediğimiz şeytancıklara hizmet ediyorsa işte o batıla hizmet ediyor. Bu hak ve batılın ayrıldığı bir nokta. Dönüyorum, Allah-u Teala bilinmez bir hazineydi, bilinmeyi murad etti, her birimizi yarattı. İnsi ve cinni tamamını ve bilmediğimiz nice mahlukları yarattı ki bilinmek için. İnsan bugün baktığı zaman az önce şu lenslerden bahsettik, doğru mu? Lense bakarak bile Allah-u Teala'yı bulabilir. Bir gün bir tane adam diyor ki ben diyor aşkı bulmak istiyorum. Yani hakikatle Allah aşkını bulmak istiyorum. Bir tane Allah dostunun yanına gidiyor. Diyor ki efendim diyor ben diyor Allah-u Teala'nın aşkını bulmak istiyorum. Soruyor evladım diyor hiçbir şey sevdin mi? Bu yaşıma kadar diyor hiçbir şey sevmedim. O zaman git diyor önce diyor bir sevmesini öğren. Tabii gidiyor damında bir tane buzağı varmış, sarı buzağı. Başlıyor aman sarı kızım, canım sarı kızım, tüylerini yıkıyor, siliyor, temizliyor. Sonra zaman sonra bir bakıyor diyor ki senin diyor binlerce tüyün var. Allah-u Teala seni ne kusursuz yaratmış. Senin diyor ne güzel diyor sistemin var. İrinle kanın arasından, o pisliğin arasından diyor tertemiz süt çıkarıyor. Bu Allah-u Teala ne kadar büyük, Allah-u Teala'nın kudreti ne kadar büyük derken bir mahluktan, bir maddeden kimisi parayı sever Allah'ı bulur, kimisi kulu sever çünkü sevgiyle başlar her şey. Bizim de işimiz bu, korkutarak değil. İnna ersennâke şâhiden ve mübeşşiren ve nezîrâ diyor Allah-u Teala. Biz seni önce bir kere şu şuhud alemine yani her şeyin şahit olarak herkesin gördüğü bu aleme seni de ümmetine şahit olarak gönderdik. Çünkü bu görmüş olduğumuz bütün her şey Allah-u Teala'nın Hak isminin El-Hak esmasının tecellisidir. Ve şuhud alemidir. Her şey şahit olduğumuz andır. Ama kabir alemi öyle değil. Şahit olduklarımızın hesabı görüldüğü yer. Doğru mu? Sonra ne buyuruyor Allah-u Teala? Beşiran ve nezira. Önce seni müjdeleyici olarak gönderdik. He, Resulüm sen anlattın. Güzellikten bahsettin. Aşktan bahsettin. Sevgiden bahsettin. Merhametten bahsettin. Tövbeden bahsettin. Buna rağmen dönmedilerse nezira. O zaman uyaracaksın. O zaman korkut. Bizim işimiz Allah-u Teala'ya ulaşırken, şimdi bulmak ve bilmek kavramı çok, ikisi çok hassas bir şey şimdi. Şöyle düşün, hep bu örneği veriyoruz. Bir adam var, ezanı dinliyor. Şimdi anlamak ve bulmak. Duymak ve anlamak. Bak hep bunlar hassas kavramlar. Mesela hepimiz şu İstanbul'da ve Türkiye'nin çoğu yerinde ezan duyuluyor, doğru mu? Dinlediler, duydular. Ama bulanlar namaza duranlar işte. Biz de Allah'ı bulmak istiyorsak ne yapacağız? Allah-u Teala'nın esmalarıyla beraber Allah-u Teala'yı tanıyıp önce kendi yaşadıklarımızı. Ben şimdi diyelim ki 5 vakit namazı kılmıyorum. Ben diyorum ki kardeşim sen 5 vakit namazı kıl. Yani bu tecelli eder mi onda? Tesir de etmez. Bakın söz Efendimiz biliyor ki sihir gibidir. Söz var ya kelam. Sihir gibidir diyor. Etkiler insanı ama nasıl? Eğer sen gerçekten teslim olursan, hatta belagat alimleri, şairler, Efendimizin geldiği döneme bakalım, hep şiir vardı. Niye? Çünkü sözleriyle etkiliyorlardı. Şimdi eğer sen hakikaten yaşıyorsan, hakikati bulmak adına da adım atıyorsan, işte senin sözün bunda tesir eder, tecelli eder. Allah-u Teala'yı bulmak istiyorsa kardeşlerim, Allah-u Teala'yı tanımak adına önce Rabbimizin esmasını, sıfatlarını bilerek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını anlayarak ve nice Allah dostları var, nice mübarekler var, anlatmışlar. Her biri kendi döneminin sırrını vermiş. İşte bizim dönemimizin sırrı da öğrendiklerimizi teknolojiyle birleştirerek, bilimle birleştirerek anlatmak. Sizler, biz bu sohbeti yaptık ya, bunları birine anlattınız ve sizin sebebinizde birisi, burada kaç kişi? 3-6 kişisiniz. Bizle beraber 10-12 kişiyiz. 12 kişi bir kişiye anlatsa ayrı ayrı ne oldu? Bugünün karşılığında 12 kişinin hidayetine vesile olmuş olduk. Bak 12. Geriye dön.
12 bana öğreten 13. Ondan öncesi 14. Onların hocaları 10 derken. Hakiki sade zinciri bu. Bu gerçek sade zinciri bu. Piyasadaki de ben değil. Helal ol. Burada daha da güzeli var. Ne onunkinden ne seninkinden. Eksilme yok. Verenin hazinesi tükenmiyor yani haşa. Yani bir de ayrı şey ek point var. Allah-u Teala buyuruyor bir gayri hesap diye. Hesapsız. Şimdi sen Allah'ın rızasını bak işin sırrı şu. Allah rızası. Bakın sen diyoruz ya Allah senden razı olsun. Bak bu kelime çok pelesenk olmuş dilimize ama çok büyük bir kelime. İnanılmaz bir şey. Şimdi yarın düşün. Kabre girdin. Kabir bitti. Mahşer bitti. Sırat bitti. Sonra bütün cehennemdeki en son kul, mümin kul da cennete girdi. Sonra Allah-u Teala ikramlar verecek. Allah-u Teala bak diyor ki 5 defa orada kullar bayılıp tekrar kendine getirecek Allah-u Teala ilk verdiği ikramlarla. İşte o zaman Hud dediğimiz yani şu an dünyada balık ciğeri yok ya. Balık ciğeri denilen bir şey Arapçada öyle geçiyor. Ondan verecek. Kullar bunu tadınca kendinden geçecek. Bayılacak kullar. Allah-u Teala kendine getirecek. Diyecek ki kullarım size bundan daha güzelini ikram edeyim mi? Kullar diyecek ki ya Rabbi cennete girdik. Peygamberlerin sofrasında bulunduk. Bir de bize bu nimeti verdin. Kendimizden geçtik. Bir daha tekrar bizi kendimize getirdin. Bunlardan daha güzel ne olabilir? Bu sefer Allah-u Teala biliyor ki Davud Aleyhisselam'ı biliyorsunuz sesini Davudi ses diyoruz ya. Kuşlar diyor Davud Aleyhisselam okumaya başladığı zaman etrafında halka yapardı. Bayılıp düşerlermiş. Davud Aleyhisselam başlayacak okumaya. Davud Aleyhisselam okuyunca kullar hop bayılacak. Sonra kendine gelecek. Allah-u Teala kendine getirecek. Kullarım bundan daha güzelini ikram edeyim mi? Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taha ve Yasin suresini okuyacak. Ya da Muhammed suresiyle Taha suresi. Bunu okuyacak. Kullar Efendimizin böyle o sesinden dolayı bayılacak. Allah-u Teala yine kulları kendine getirecek. Ondan sonra Allah-u Teala bizatihi kendi sesiyle Kur'an-ı Kerim'den hitap edecek kullarına. Kullar bayılacak. Sonra kendine gelecek. Kullarım size bundan daha güzelini ikram edeyim mi? Kullar diyecek ki ya Rabbi bundan daha güzel ne olabilir? Allah-u Teala cemalini gösterecek. Hani ayın 14'ü diyoruz ya dolunay. Dolunayda hiç kimse, herkes baktığı zaman dolunayı net görüyor, doğru mu? Kimsenin önüne kimse. Kimse geçemiyor. Aynı o şekilde Allah-u Teala'nın cemalini göreceğiz. Tabi Allah-u Teala şekil mekan isnat etmiyoruz. Allah-u Teala kendi zatında nasıl göstermek istiyorsa kendisini gösterecek. Sonra bak iş bitmedi he. Cemalini gördükten sonra Allah-u Teala hitap edecek. Kullarım ben sizden ebediyen razı oldum. İşte rıza, Allah rızası diyorsun ya. Size bundan sonra hesap yok. Mahzun olmak başarının yok. Başarının son noktası. Son noktası, yani zirve. Zirvesinin zirvesi. Zirve. Yani onca ikramların üzerine bir de cemalini gördük. Şunu da söyleyeyim, bayanlar da hiç dert etmesin. Bayanlar da diyor, köşklerinde diyor, olduğu gibi bunların hepsi de şahit olacak. Yani Allah-u Teala o kadar el-adil ki, adalet sahibi ki. Kadınlar gidecek, köşkünde izdiham yok. Köşkünde biliyorsunuz huriler var ya. Huriler diyor, tülbentini diyor, güneşe diyor tutsa diyor Efendimiz, güneşin diyor feri söner, ışığı söner. Hurinin tülbentinin nurundan. Diyor ki tükürse diyor denizler, okyanuslar tamamı diyor bal olur. Hurinin tükürmesinden kadın diyor dünya kadını yani iman ile göçmüş kadın ne diyor? O huriden diyor 100 kat güzel, 100 kat daha donanımlı olacak. Şimdi düşünsene sen huri böyle oradaki kadın ne olacak? Kadınlar yerine bakır. Bir de köşke geçecek. Köşte Allah-u Teala'nın bütün cemalini görecek, bütün imkanları görecek. Yani Allah-u Teala bu kadar güzellikleri verecek. Dönüyorum geriye. İşte bütün gayretimiz var ya, bütün hepsini topladığımız semeresi dediğimiz, yani meyvesi, kullarım sizden ebediyen razı oldum. İşte rıza makamı. Allah senden razı olsun diyorsun ya, işte Allah senden razı olsun orası. Allah rızası diyoruz ya işte orası. Yani bizim bu işimiz en zirveye talip olmuşuz. Daha burada değil he, talibimiz burada değil. Elestü bi rabbikum diye soruyor ya ayet-i kerimede. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Yani ruhların kalu bela dediğimiz zamanı ve ruhların yaratıldığı zaman. Ruhlar yaratıldı ve talep etti. Ya Rabbi bunları biz gördük ve biz istiyoruz. Kimse Allah-u Teala'yı suçlayamaz. Çünkü biz istedik. Hani bazen insanlar diyor dejavu yaşadım bu anı. Ruhun alt üst beyin diyoruz ya. Ruhun beyni bütün oradaki ve buradaki yaşanacakların tamamına şahit olduğu için ve kendi talep ettiği için oradaki gösterimi gördü. Kabul etti ama şunu da gördü. Doğru yoldan giderse kazanacağını gördü. Doğru yoldan gitmezse kaybedeceğini de gördü. Buna rağmen kul kendi talep etti. Kabul ederek. Kabul ederek geldi. Kalu bela. Onlar dediler ki evet sen bizim Rabbimizsin. İşte kabul ettik ve geldik. Bazen anı da hatırlıyorsun ya sanki ben bu anı yaşadım. Veyahut da bazen geçiyorsun
40 kişilik topluma giriyorsun. 40 kişinin 39'u değil de bir tanesi diyorsun ki ya ben bu adamı tanıyorum. İşte oradan. Bazen siz gençsiniz. Yolda birini görürsünüz böyle bir kız. Allah Allah dersin ya ben bunu nereden tanıyorum? Liste yapmışsınız kendini oradan. Listenin başı. İkinci sıra, üçüncü sıra. Evet, daha senin kaçıncı sırasındakine sıra geldiysen. Eğer yukarılarda birine geldiysen çarpılıyorsun işte. Aha buldum diyorsun. Ondan sonra bir sevdaya düşüyorsun. İşte o sevda seni Allah-u Teala'ya ulaştırması lazım. Yoksa sıkıntıya götürür. Şimdi dönüyorum kardeşlerim geriye. Allah rızası için gayretimizi ortaya koyalım. Allah rızası için anlatalım. Allah rızası için konuşalım. Çünkü bugünün çalışması işte o daraldığınız, bunaldığınız, sıkıldığınız o anlar işte önce düşün yani annen, baban, dedelerin ve seni eğiten hocaların işte maneviyattaki hocaların ta Efendimiz'e kadar silsile halinde bunun bir yani zincirleme halkadayız. İşi küçük görmeyelim. Kendimizi küçük görmeyelim. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasınız. Biz de fethi sadece İstanbul olarak değil, alemleri fethetmeye niyet ediyoruz. Fetih ile işgal farklıdır. Fethetmek insanların gönüllerini alarak kimseyi kırmadan, incitmeden, dökmeden, kusur bulmadan, ayıp açık araştırmadan onararak gitmektir. İşgal ise yerle yeksan etmektir. Biz fethediyoruz. Fethederken de niyet ediyoruz Allah rızası için. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun.